Şimdi üçüncü bölüm, üçüncü ders çiçeklerle alakalı, daha fazla devam etmeyeceğim. Bu son ders olacak. Üç dersten müteşekkil. Bu dersimizde de PNG resim kullanarak çiçek eklemeyi göstereceğim. Ondan sonra bu bölümde bitecek ve ağaçlara geçeceğiz. Şu an solid moda dönüyorum. Şu papatyaları falan gizleyeyim. Taşları da gizledim. Şimdi Shift A dedim. Image kısmında Image as Planes seçeneği. Nasıl aktif edeceğinizi daha önceden de söylemiştim. Preferences Add-on ve Image yazdığınızda çıkacaktır. Import Export şeklinde. Shift A ile geliyorum. Buraya tıklayarak PNG siteleri var farklı. PNG3 vardı bildiğim kadarıyla. Veya farklı PNG siteleri veya önceki derslerde gösterdiğim textures.com'da PNG fotoğrafı aratarak da bulabilirsiniz. Onlardan bir tanesini şimdi import edeceğim. Şu şekilde import ettim. Şuradan texture'ye tıklayarak o şeyi de göstermiş olayım. Şu şekilde bir resim PNG olarak sarı çiçek. Şunu S ile küçültüyorum. Daha sonra origin noktasını aşağıya getirmek için Shift S derim. Cursor to selected. Sağ tık set origin. Origin to 3D cursor diyerek başlangıç noktasını buraya getirdim. Tabi biraz daha şöyle edit modda aşağıya doğru alayım. Tam şuraya hizalamış olayım. Şimdi PNG resimlerde şöyle bir sıkıntı olabiliyor. Hani tek bir açıdan baktığında tamam sıkıntı yok ama şöyle baktığın zaman işte PNG olduğu çok fazla belli olabiliyor. Bunu en aza indirmek adına şunu aynısından tekrar kopyalayıp sağ sol şeklinde değiştirmekte fayda var. Edit moda geçtim. Shift D ile kopyaladım. RZ 90 diyorum. Bu şekilde 90 derece çevirdim. Aynı şekilde Shift D ile kopyalayarak bu şekilde çaprazları da doldurabilirim. Sağ tık Shade Smooth diyorum. Edit modda hepsini seçip randomize tıklayarak da bunların biraz daha deforme edebilirim. Tabii şu an eklem mantığından bahsetmiştim. Onlardan olmadığı için sadece üstlerden bükülebiliyor. Sağ tık dedim. Saat divat diyerek bunları tekrardan aralarına bir şey vermiş oldum. Eklem vermiş oldum. Şimdi randomize edersem biraz daha şu şekilde bükülmüş olacak. Veya bunu elle de yapabiliriz tabii ki. Şu şekilde. Evet, şu an bu seçilirken M'ye tıkladım. New Collection diyorum. Ve PNG resim şeklinde yeni bir collection oluşturdum. Daha sonra artık şeyi kapatıyorum. Tekstüreyi. Materyal kısmına geçeceğim. Nitekim o şeydeyken viewport duruma göre yavaşlayabilir. Aynı mantık detay vermeden ilerleyeceğim. Sadece şöyle bir şey yapacağım. Şunları kapatıyorum. Ve sarı çiçeğin sadece olmasını istediğim bölgeleri ağırlık boyaması yapacağım. Veined Paint pardon. Çiçek seçilirken yaptım. Yeri seçip Veined Paint kısmına geliyorum. Sadece şu köşelerde sarı çiçeğin mesela olmasını istedim. Şöyle göz kararı bir şeyler yapalım. Şimdi geldim. Tekrar artı dedim. Hair, Advantage, Rotation. Render'dan Object yapabilirim. Problem değil. Object dedim. Sarı çiçeği işaretledim. Sarı çiçek Ctrl A Rotation Scale Options Origin RZ 90 yaptım. Daha sonra hemen orijini kapatıyorum. Şunu 500'e çektim. Rotasyonu Global Z yapıyorum. Alttakileri fullleyip burayı hafiften açıyorum. En altta vertex gruplarından Density'ye geldi. Grup diye yazdığımız az önce ağırlık boyaması yaptığımız PNG resimler diye bunu yazayım. Şu şekilde buradalar. Bunların boyutlarıyla da biraz oynayayım. Daha sonra Interpolate'a gerek yok gibi. Şunları tekrardan açayım. Şu köşeyi seçeyim. Şöyle render modda tekrardan bir görelim. Şu an boyutları küçük olduğu için çimenlerin arasında kayboldu muhtemelen. O yüzden şuradan boyutlarını biraz büyütelim. Evet. Şu bölgede benim dikkatimi çekti. Böyle sanki vertexler üst üste işte sadece vertexlerin üstünde
büyümüş gibi. Yani bir rastgelelik görmedim burada. Böyle durumlarda şöyle bir yöntem izliyorum. Particle Properties'da Source kısmının altında Emit from seçin pardon Distribution, artık nasıl okunuyorsa, jitterat değil de bunu random olarak değiştirdiğimizde bazı yerlerde böyle tekrar eden rastgelelik harici bir şeyler oluyorsa onları düzeltiyor. Şimdi şeyi gösterdik. Daha önceki şeylere yaptığımız not sistemini aynı şekilde burada çimenler, bu PNG resme de yapabiliriz. Hızlıca ben yapayım. İle bağladım. Bunun alfasını faktör girişine bağlıyorum. Daha sonra color'ı da transjulient'e bağladım. Burada şimdi şöyle gözükecek. Bir döneyim geriye. Gördüğünüz gibi siyah gözüküyor. Bunu çözmenin yolu transjulient, yani yarı saydam shader'ı ikinci panele bağladığımız zaman, birincisinde principal BSDF olduğunda bu sorun çözülecektir. Biz hep add shader kullanıyorduk. Ama burada alfa kanalı aktif olduğu için bu sefer mix shader kullanıyoruz ve faktör girişini alfa ile kapatıyoruz. Şimdi burada speküler değerini de ben bayağı düşürdüm. Bu halde de bunu kullanabiliriz. Veya yine buradan mesela şu şeyi, base color'ları şöyle bir şey yapabilirim. Shift ile buradan bir nokta çıkardım. Şöyle yaptım. Şunu şöyle bir, pardon. Şu alfa biraz aşağıya aldım. RGB curve ekleyerek bu sarı çimenler üzerinde buradan yine farklı renk kombinasyonları yapabiliriz. Rengini biraz daha açabiliriz vesaire vesaire şeklinde. Şöyle tekrardan layout kısmına geleyim. Render moda geçiyorum. Diğer çiçekleri de aktif hale getireyim. Evet. Sahnemiz şu an bu şekilde. PNG resimleri kullanımı da bu şekilde. Bu bölüm muhtemelen bu kadar. Diğer bölümde ağaçlara başlıyor olacağız. Kendinize iyi bakın.